Devam. Diyelim ki ıssız bir çölde arkadaşının pipisini yılan ısırdı. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor. Ne yaparsın? Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor yoksa ölecek. Zehri çıkartmak için emmen gerekiyor yoksa ölecek. Ölmezse emmeye gerek yok. Arkadaşının pipisini yılan ısırdı, tamam mı? Ne yaparsın olması lazım. Kimisi emer, kimisi ölüme bırakır, kimisi işte doktora götürür. Kimisi doktora götürme diye bir seçenek yok. Ama direkt emmen lazım diyorsan ne yaparsın yok, emmem lazım abi. Haklı. Zehri emmen lazım yok. Zehri emmek ister misin acaba sana? Emmek hayır, tercihim olmalı. Hayır hayır emmek tercihim. Zehre gerek yok. Cin tabii ki senin. Tamam ya. Zevke giriyor bir noktada. Kuzey Çet reklam istiyor. Doktora götürebilme istesinler, o 20 dakikada bir otomatik geliyor. Onu ellemiyorum. Fazladan ajitasyon yapıp da reklam kitlemeyeceğim. Geçemeyiz mi? Sen ne? Yok, ilk başta beni ısırmış. Sen ne? Beni ısırmış. Oğlum geçen... Manyağın bir... Aaaa! Bu da yılan mı? Yanıyor. Bir şey olmaz, gel. Ne oldu? Çok kötü. Oğlum çok zehirli bu yılan. Sadece çölde var. Dur bir dakika. Acil. Bunun o zaman baştan şeyini vermemiz lazım. Neyini? Yılan oldu. Hayır dur lan. Neyini ver? Nasıl role girdi lan adam? Evet. Çok kötü şu an ben yanıyor bu arada. Oğlum yani koskoca bu tatilini buraya harcadık yani. Ne oldu Ferit? Bu en zehirli yılan. Acil emciklemen lazım. Çok kötü. Öleceğim yoksa? Oğlum öleceğim. Dakikalar kaldı. 2 dakikamız şey var. Hadi. Öyle bir şey olmaz. Çok kötüyüm. Vallahi çok kötüyüm. Bunlar hep belgeselden öyle bir şey. Uyuştu buram. Buram uyuştu gidiyor. Aramızda bak böyle kaldım. Tamam aramızda. Sonsuza dek. Sen manyak mısın oğlum? Çıkar. Hani yılanı çek. Yılan değil mi o? Olmaz. Burada dağıtırım sana. Ya abi o! Annemin de elim şey saçını mı? Şöyle kavrasın arkadaşlar. Böyle bir saçım var mı? Şöyle tutuyorum bunu. İnanılmaz ya. Abi yemin ediyorum çölde niye? Ferit bak kobra bu. Kobra. Soğan kırar gibi. Oğlum yaptım. Yemin ediyorum şurada niye kullan? Sıza dikkat et. Oğlum ne yaptın lan? Ben bunu görmüştüm Ferit. He? Emcüklemen lazım. Tamam bir şey olmaz ya doktor doğru bir şey. Bulamayız çölün ortasındayız Ferit hadi. Ne yapacağım? Hadi. Hayatta olmaz Kemal. Hadi. Ne hadi oğlum? Manyak mısın? Böyle bir şey yok hayır. Abi emşüklemen lazım diyorum. Hiçbir şey olmaz. Bak 2 dakika içinde bilincimi kaybederim. Tellerim şey yaparım bak ter akmaya başladı bak şuradan gördün mü? Evet harbiden akmaya başladı. Zehir bu zehir. Zehir akıyor ama işte toksin. Nurofen içelim. Nurofen de çözülecek şey değil. Kobra diyorum ya. Hiçbir şey olmaz Kemal. Yapma gözünü seveyim. Ben istemiyorum ya. Öleyim mi Ferit? Ne olacak? Öleyim mi? Oğlum zaten ıssız çöldeyiz zaten. Büyük ihtimal öleceğiz yani. Tamam ölmeden önce şu duyguyu tadayım ben. Ya abi niye bekliyoruz? Ben böyle mi yapmayacağım yani? Abi burası çok saçma ya, aynen. Tamam abi bitti bu kadar yani. Aynen. Öldü abi, Kemal öldü, tamam. Ne oldu oğlum? Şükrü yılan ısırdı. Çıkar. Oğlum, önceyi söyleyeyim. Emip, kanı temizliyorlar. Senin de benim kanım. Biraz daha anlatsana o belgeseli. Belki ölürsün o sırada. Emmek zorunda kalmam. Emmeyecek misin? Valla hiç niyetim yok gibi. Bir de bedava yemem. Biliyorsun benim dişlerim yok gayet. Çok şükür. Bu çölde neden yürüyorsun? Bu nasıl bir yalan? Ya. Bu hikayenin ana kahramanı sensin. Emşiklemen lazım. Da niye böyle barikat tutuyoruz onu bilmiyorum. Yalanısını da açmamız lazım. Doğru diyorsun. Aa, çok abi. Dizlerinin üstüne çöksene abi. Gerçi boyun kısa senin. Diyelim ki kıt kanaat aldığın çok pahalı bilgisayarını sevgilin kırdı. Yanlışlıkla ama kırdı. Abo. Ay. Sevgili arkadaşlar, peruğumu unuttuğum için evet benim bir peruğum var. Bugün kız kılığına... Çok üzülürüm ama... Acayip üzülürüm bu arada. Ama... Sanırım çok demem ya. Daha önce çünkü... Ne bileyim bir direksiyon setini falan parçalamışlığı var benim hanımın. Hiç ne bağırdım ne kızdım. Canın sağ olsun dedim. Kendim üzüldüm içten içe. Böyle içimde fırtına koptu da. Canın sağ olsun dedim. Ne? Kızsan ne olacak ki? Bilgisayar geri mi gelecek? Zaten kırmış. Zaten bilgisayarın kırılmış. Bir de kalbini kırmaya gerek var mı? Paran olsun olmasın ne fark eder? Zaten bilgisayarın kırılmış. Kalbini kırmaya gerek var.
O saatten sonra ne fark edecek? Ha bağırdın çağırdın ne yapsın ama bakayım geri mi tamir etsin? Daha yapacak doğal yollarla gireceğim. Abi senin ihtiyacın yok böyle kılıklara girmene biliyorsun. Eyvallah sen her şey olsun. Yani. Hala giderim var değil şu an. Bence oldu. Oldu ya. Teşekkür ederim. İşte buralarda benim çalışma alanım ya. Çok burası güzelmiş. Anasını s**in nasıl güzel. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Bu toplanmaz mı ki? Toplanmaz o. Bu olmaz mı? Yani nasıl becerdin? Bir bilgisayarı nasıl kırabilirsin ya? Ya çok özür dilerim. Elim çarptı, ayağım çarptı. Heyecanlandım. Senin odana gelince bir kalbim şey oldu biraz çarptı. Sen bu bilgisayarı kırdın. Bunu yapıştıralım. Eskisi gibi olur mu? Bu kalp eskisi gibi olur mu? Ya Ferit lan bilerek yaptın mı bunu? Bak geçen de bana bunu yaptığın zaman kızmıştın. Gene aynısını yapıyorsun. Her seferin aynısını yapıyorsun sen. Niye bana bu kadar kızıyorsun? Alt tarafı 20 ben suçluyum onu. Evet sen suçlara da bak kızıyorsun. Bak bas kalk istiyorum kendini. Yeter artık ya. Buraya kadar geldi. Ayrıldık. Burası benim odam. Ya çok güzelmiş ya. Özür dilerim ya. Neyi bilgisayarı mı kırdın sen? Buradan nasıl kırdın? Baştan çekin abi bunu. Lan yaparım ya. Ben Kaan role girememiş. Bu da bilgisayarım. Şak! Aa ne yaptın? Bilgisayarı mı kırdın sen? Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Kıyamadık. Çok özür dilerim. Her şeyi kırdın elde. Her şeyi. Kalbimle mi kırdın? Yok. Tamam o zaman sorun yok. Lan buraya gelin aynısını yapacağız. Gelin buraya aynısını yapacağız. Bir örneği öğrendim. Abi ben örneği öğrendim. Bir tane deneyebilir miyim birinizde? Aynı örneği deneyeceğim. İşte buralarda. Şaa! Ne yapıyorsun? Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Böyle bir şey yok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bir dakika tamam özür diledim de bir dakika. Ya kalbini de kırdın. Sen... Çok özür dilerim. Kalbimi de kırdın. Kalbini kırmadın. Bilgisayarı da kırdın. Çok özür dilerim ya. Sen beni s**eye çalışıyorsun. Oğlum öyle yaptı kız işe yaradı. Sen de niye yaramıyor? Öyle bir şey var mı abi? Ne farkın var benim ya? Diyelim ki zamanında sevgilinin abisine bir borç verdin. Abisi bir türlü borcu ödemiyor. Fakat senin borcu geri istemen lazım. Ama bunu bir şekilde kibarca yapman lazım. Sevgilimin abisine. Borcu geri almak için ne yaparsın? Borcumu ver lan dedim. Selamlar. Selamlar nasıl Ferit abi? Kardeşim. İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim ne olsun ya. Nasıl gidiyor abi? Ne olsun be bildiğin gibi. İşler falan iyiymiş bu aralar duyduğum kadarıyla yok işler. Yok oğlum. Bayağı çalışıyordunuz ben gördüm vızır vızırdı dükkanın önü ya. Benim aileden sıkıntı kardeşim çok geçmiş olsun ya. Ne, çok geçmiş. Bende de aynı sıkıntı var biliyor musun? Aynen öyle. Benim de ailemden zamanında gelmiş dadanmışlar yani. Apartmanda olay çıkartmışlar ya. Yemin ediyorum apartmanda dadanın üzerine yani. Herkes ailem yapışmış yani. Diyor ki annem diyor ki her gün geliyor bilmem ne yapıyor ya senin sevgilin. Benim kardeşim ağlıyor. Her gün ağlıyor. Hatta varsa üzerinde bir 3-5. Aileme yardımcı olayım. Vallahi çok zor değil. Vallahi benim için çok zor durumdayım. Bak ben kız kardeşime de söyledim. Sen 10 numaralı insansın. Ben onun yüzü açacağım. İlişkinizde full desteğim. Ama o kadar sıkıldık ki. O kadar sıkıldık ki hemen ödeyeceğim. Bir yılda kalmadan. Sikerim parası. Ben evlenmek istiyorum abi. Zaten ama 5 kuruş param yok. Oğlum bak evinizi ben dizeceğim. Evinizi. Abi borcu bir. Ev. Şimdi aile arasında borç olmaz Ferit sen bizim kardeşimizsin artık aile arasında borç olmaz. Ama gerçekten evinizi... bana çok lazım şu anda. Şimdi bak Ferit'ciğim. Neden biliyor musun abi? Neden kardeşim? Ben kısırım abi. Bende şöyle bir şey var Ferit'ciğim. Senin buna tedavi olabilecek bir ilaç var bende. Nasıl tedavi olabilir? Bende bir ilaç var. Bak çok ilaç. Sipariş de geliyor yurt dışından. Ne var abi? 5000 lira ateşle ertesi hafta direkt çözecek. Valla. Direkt çözecek. Ya abi o zaman. Tamam. Al abi. Eyvallah sağ olasın kardeşim. Sağ olasın. Bay Şeye de çok selam söyle. Tamam hadi bakalım. Evet böyle s**k bir adam olarak. Bak adam kendi kendine delirdi. Bir de caps lock'la yazdığı için timeout yedi. Adam selamun aleyküm demiş. Görmemişiz. Sonra bir de Müslüman diyorsunuz kendine diye atarlanmış. Sonra lan selamun aleyküm dedik demiş. Onun üstüne orospu çocuklara selam almıyoruz amık şikosu demiş. Rabbin soracak. Sorgulaması bana düşmez estağfurullah da. Diyecek ki sen bir insanın annesine hiçbir günah şeyi yokken sövdün. Bir evlada sövdün. Diyecek ki sen hayırlı bir insan mısın ki? Karşındaki insanın dinini sorgularsın. Diyecek. Sen ne diyeceksin? Sen ne konuşuyorsun amına koyayım diyeceksin. Çünkü belli karakter yok. Sıkıntıya gireceksin. Yol yakınken gel vazgeç. Ya terbiyeyi öğren, ya dini öğren, ya da siktir git buradan. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam Şükrü hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor? Harika. İyi bakalım Allah daha iyi yapsın. Bir şey diyeceğim. Bir arkadaşla konuştum. Düşüyorum çok fena abi. Bir iş var ama biraz yatırım yapmamız gerekiyor. Parayı ona katlıyoruz abi. Daha önce sana bir borç vermiştim ya. Borç demişim pardon kusura bakma. Öyle ihtiyacım vardı vermiştim ya. Onu şimdi geri alıp oraya verirsem 10 katını geri alıyoruz abi. Yarı yarıya bölüşürüz. Yapma ya. Ne iş biliyor musun? Ne? Böyle acil ihtiyacı olana para veriyorsun.
Adam normalde zengin ama ay sonu hani faizli falan çekiyor ya. Acil nakite ihtiyacı var. Faizini çekiyor. Çok iyi taktik lan. İçinde inek var mı? Galiba var. Neden sordun abi? Ben seviyorum ineklileri ya. Bir daha fazla çekiyor beni yani. Ben sıcağım bu işe. Türkiye'nin çoğu seviyor abi. Neyse abi, para diyordum. Hesabını gönder bana. Abi elden çok iyi taktik lan. Bazen gelmiyor falan. Ulan sen işini biliyorsun he. Sen işini biliyorsun he. Sıkıntı abi. EFT parası falan ödeme yani. Hiç gerek yok. Ben gelirim abi. Alayım ben. Abi diğer cebindeydi o para. Boş verim hep ben almadan gitmem. Çıkarsa ulan yok işte yok. Açma görüyor musun? Açık gerçek karakterinde para yok. Enis Kirazoğlu'nun parası yok. Abi ben cep aslında şey var mı gerçekten? Yapacağın sıkıcı seni. Bizim böyle bir arkadaşlarla konuşuyorduk bir şey falan planı var diyoruz. Alayım benim kızı da. He. Tatile bir şeye gidelim, bir şey yapalım. Oğlum bu devirde tatil matil zor işler be. Kaç öyle para çok, iş ya? Çok çok pahalı işte. Ya. Hiç çok gerek yok. Hiç gerek yok. İşte çevrede birkaç tane borcu olan şey arkadaş, eş dostlar onlardan işte. Bak bu devirde borç önemli. Borç vermeyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bazı şerefsizler var Kemal. Borcunu hatırlamaz. Vermezler de. Var abi. Bazı şerefsizler, kanı bozuklar böyledir. Aynen öyle. Uzak dur öyle insanlardan. Göz bebeğimin içinden kendini mi görüyorsun abi? Ha niye? Fethi! Fethi! Ne içersin? Vallahi ben bir oralet alırım ya, kivili. Bizde bir oralet, ben de bir tane böyle büyük boy gazoz. En büyüğünden getir. Vardı mı sende 3-5 bir şey daha? Var bir 3. 2 tost bir şey yer misin? Bir karışık ben de alayım ya. 4 tost, biri karışık. Kemal bir yüzlük var mı? Kupon yapalım şuradan. Lan hadi çıkar elini, o akrep mi girdi lan ceplerine? Hadi ver 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 ver. Kemal'le tam yolmalı değil mi ya? Ayağa kalk, tamam bakayım lan. Allah Allah. Telefonu da aldım. Oğlum bunu kaçın alıyorsun Fethi? iPhone şey mi, son mu bu? En son mu? Fethi buna kaç verirsin? Bunlar güzelmiş lan. Var mı içinde tişört mişört? Tişört yok mu? Kalk bakayım. Değil de. Gel bakayım. Şu gözlüğü ver bakayım. Bu şeyi diyorum ya. Bir şey söyleyeyim mi? 10 numara gözlük. Bir hafta takılayım mı? Bir hafta. Aa bu şeyi diyorum ben. Fethi benim masayı yana al. Enis abi. Enis abi. Bu şeyi diyorum. Tatile gideceğiz de. Senin borç vardı ya. Onun şey yapsak mı ya? Enis abi sana diyorum abi. Abi kalksana. Abi. Enis abi. Enis abi. Doktor. Ooo Kaan'cım hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oldu? Derdin mi var senin? Abi ölüyorum. Şşş kardeşim ne yapıyorsun? Ölüyorum abi. Ne? Acil 10.000 TL falan alsam bile masraflarım için. Ne olur ölüyorum. Tamam ya halledeceğiz ya. Abi Allah'ım. Şşş ölmeyeceksin ya. Ölüyorum artık. Tamam oğlum halledeceğiz ya 10.000 mi lazım? Evet. Halledeceğiz. Kemal! Kemal! Yine niye bana giriyorsun ya? Efendim abi? Efendim abi? Kemal! Efendim abi? 10.000 ayarla. Hemen koş 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 bankada 10.000 ayarla. Ayarla! İban! Hemsin hemsin hemsin. Gitti. Eyvallah. Tamamdır geçmiş olsun kardeşim. Görüşürüz abi geçmiş olsun. Görüşürüz. Ana! Güzel oldu. Vallahi. Kemal bir 10.000 de bana ayarla. Diyelim ki bir iddia sonucu yoldan geçen bir hanımefendiye laf atmanız gerekiyor. İddia sonucu arkadaşlar. Mizansen. Bir iddia sonucu. Öyle insanlar değil hiçbiri. Bir iddia sonucu. Ferit'in surata bak. Sadece lan gevşek. Şimdi arkadaşlar ben hanımefendiyim. Bir hanımefendiyim ve yürüyorum yani. Ama onu tak öyle anlayamayız. Böyle bir elektriklenelim. O zaman kıvırt biraz. Öyle yetişiyor değil mi? Gerçekten. Laf açacağız, balgam değil. O baldır lan lan. Fena. Siz ne biçim hayvanlarsınız siz? Nasıl hayvanlarsınız ya? Şeydeki hayvanlık orada. Tabii hayvan gibiyiz. Gel abi ya. Bu kadar ayıp ama bunları yapmıyorlar. Dünyanın 8. harikası. Mükemmel bir hanımefendi ya. Çok güzel gerçekten. Tebrik ediyorum ben gerçekten. İnanılmaz. Ya geçer misiniz? Güzel. 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 Nice. Kuzen. Efendim. Senin aletlerin mi bozuk? Benim aletler mi bozuk? Alert, alert ya. Alert, alert. Ya oluyor bozuk, ya. Bozuk.